Merhabalar. Şekildeki örneğimizde dümen aracının bazı özelliklerini göreceğiz. Örneğin bir yüzeyi seçip uzatmak istediğinizde dümen aracının uzun kenarını tutup istediğiniz bölgeye kadar uzatabilirsiniz. Belli bir mesafede uzatmak istediğinizde ölçebilirsiniz ama ölçmek yerine daha hızlı bir çözüm olan K-Points yakalama tuşlarını kullanabilirsiniz. Örneğin burada filtrelemeler yapabilirsiniz K-Point'lere. Center and Endpoint, mesela bir dairenin merkezini veya bir kenarın son noktasını yakalayabilirsiniz. All derseniz bütün K-Point'leri yakalar, gördüğü Joker'dir. Genelde bunu kullanmak daha hızlı bir çözüm olabilir. Endpoint, Center Point, Midpoint, Tangent, Silhouette ve Edit Point, bir curve'ün editleme, düzenleme noktalarını yakalayabilirsiniz. None derseniz de hiçbir nokta yakalamaz. Nokta yakalama tuşunu inaktif hale getirmiş olursunuz. All diyorum ve bu kenara kadar uzat diyorum. Gördüğünüz gibi yakalıyor zaten. Benzer şekilde diğer duvarı aynı tarafa doğru uzatıyorum ve köşe noktasını seçiyorum. Köşeler birleştiğinde artık bunlar yeni bir parça gibi davranır. Bakın, ileri geri hareket ettirdiğimde artık parçamız değişmiştir. Son olarak bu duvarı da arka duvarla birleştiriyorum. Ve parçam bu şekilde yerleşmiş oluyor. Açıları düzenlemek isterseniz tutuyorum. String value bölgeyi, daha sonra döndürmeksenin üzerine oturttuğu, örneğin tam orta noktaya oturtalım. Daha sonra dümen aracından tutup döndürülecek yüzeyi kaç derece ise yazıyorum. 30 derece döndü. Gördüğünüz gibi şekil artık tamamlanmış oldu. İstediğiniz her şeyi bu şekilde oluşturabilirsiniz.